Değerli Muğla TV izleyicileri, bugün Muğlalı halkımızla Menteşe ve Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışmaları hakkında konuşuyoruz. Hadi gidelim. Vallahi çok memnunum. Bugün dünyada, Türkiye'de değil, dünyada eşi emsalı bulunmayan bir belediyemiz var, bir şehrimiz var. Yani memnunum, ben kendim şahsen memnunum, rahatımız yerinden, çoluk çocuğuna beraber, tatil desen, her şey desen, temizlik bakımından desen, her şeyden üstün yani geliyorlar. Allah razı olsun, yapıyorlar görevlerini. Bir sonraki yönetimde de aynı isimleri görmek ister misiniz? Her zaman bu şekilde olmasını istiyoruz. Tabii ki kendin evimiz de dahil temiz olmak ister, insan şehri temiz olmak ister, huzur olmasını ister. Gece olsun, gündüz olsun fark etmiyor. Biz huzur içinde bu memlekette yaşıyoruz. Ben kendim de doğuluyum. Yani doğuda gelmişim. 77'de beri ben buradayım. Herhangi bir problem yok. Çoluk çocuğumla rahat yaşayabiliyoruz biz burada. Marmaris'te yaşıyorum. Orası hakkında bir şey söyleyebilirim. Sahil yolu, Netsel Marina taraflarındaki kaldırım döşemeleri inanılmaz geç bitti. Ve de daha doğrusu bitmedi bile. Eski halinden hiçbir farkı yok. Kırık dökük. Telefon açtım. Büyükşehir Belediye Başkanı'na, yetkili kişiyle uzun bir görüşmem oldu. Kendisi yüklenici firmanıya ödeme yapılmayacağını, şimdi turizm sezonu başladığı için bitiminde tekrar yeni baştan yapımını talep edeceklerini söyledi. Bekleyip göreceğiz. Memnun değilim. Şundan sebep, ben mesela Kötekli'de oturuyorum. Gece 12'den sonra sürekli sularımız kesiliyor ve kaldırımlar sulanmaya başlıyor. Çiçekler, böcekler yerine kaldırımları suluyorlar. Yani bu konuda gayet iyiler ama insanlarda su yok. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani genel olarak sosyal faaliyetlerde olsun, çevre düzenlemede olsun iyiler. Yani onun harici pek bir şikayetimiz yok yani. Genel olarak sudur, işte gerekli denetimlerin yapılmaması, kaldırımların düzenlenmemesi, mesela Saburhane'deki yol çalışmalarının, Düyerek'teki yol çalışmalarının halen daha yapılmaması büyük sıkıntı. Ya doğma büyüme Muğlalıyım ben. Muğla'mı da seviyorum. Ya belediyeden de hiçbir şu anı kadar bir şey memnunuz yani genelde. Yaşanılacak yer Muğla en azından. Büyükşehir'in çalışmalarından memnun musunuz? Yeterli buluyor musunuz? Vallahi onu çalışanlar bilir. Hani o ne yapılıyor, ne yapılıyor onu biz bilmiyoruz çocuğum. Ha Muğla için ama yapılanları görüyoruz. Gene memnunuz yani. Pazar yerini denetlesin istiyoruz halk olarak hani. Pazarımız denetlensin. Onu istiyoruz. Ortamı görüyorsunuz son günlerde. Herkes ayrı bir şey söylüyor. Yani onu istiyoruz. Pazar yerinin denetlenmesini isterim ben. Muğla'nın daha temiz olmasını isterim. Daha düzenli olmasını isterim. Başka bir şey istemem yani Muğla'lı olarak. Ben belediye olarak Menteşe Belediyesi ile ilgili çok fazla bir bilgim yok. Ama yeri kesik Dağpınar köyü, eşimin köyü. Oraya gidip geliyorum. O çevrede Zeytinköy var ve yandı Zeytinköy. Bundan belki bir 5-6 yıl oldu. Bariyer konulması gereken bir bölüm var. Ve kilometrelerce bayağı bir yüksek bir yer. Oradan kaç kişinin aracı uçtu, bir tane genç öldü. Mesela kaç kişinin ölmesi gerekiyor onu bilemiyorum ben artık. Hani ne bekleniyor? Bir bariyer yapmak bu kadar mı zor diyorum ben. Ben anlamıyorum yani nasıl dikkat çekmiyor? Dilekçeler de verilmiş köylüler tarafından. Ha ben sadece belediyeyi suçlamıyorum bu konuda. Neden? Çünkü muhtarlarımız da çalışmıyor. Yani tek bir kişi çalışmıyor değil, hep beraber çalışmıyoruz. O yüzden ben çok rica ediyorum. Hani problem olan yerlere nokta basılan yerler kontrol edilsin. Orada binlerce can mı gitsin? Yani ille bir otobüsten, düğünden dönüyor. Köy insanı bu bölge çok alkol alıyor biliyorsunuz. Malum ki alıyorlar yani. Düğünden dönüyorlar, işte toplu bir yerlerden dönüyorlar. İlle bir 5-10 kişi ölmesi mi gerekiyor? Bir kişi falan yetmiyor mu? Ben mesela onu yıllardır diyorum. Neden hani yapılmıyor? Bir bariyer yapmak bu kadar mı zor? Ya da işte çöp olayları. Ya her yer çöp. Yol kenarları kurumuş bitkilerle yanıyor. Yanarız tabii ki. Ya yolun kenarının kuru bitkilerini temizlemek belediyelere aittir. Bize ait değildir. Ha vatandaşa düşen yok mu? Yok tabii. Var tabii ki. Çöpümüzü yere atmamak. Bizi pissiz yani. Bunu da kabul ediyorum ben. Bence CHP belediyeleri iyi çalışmalı. Sınıfta kaldı bence. Ben ki Atatürk'ün partisini çok iyi destekleyen bir insan olarak
sınıfta kaldılar. Bence sorumluluklarını yerine getirsinler. Oy toplamak için değil, çalışmak için gelsinler. Çalışacak olan gelsin. Çalmayacak, çalışmayacak. Bir zahmet gitsin ya. Vallahi gitsin yani. Babamsa da gitsin. Ben kendi dayımı belediye başkanlığından göndermiş bir insanım. 9 oyla. 9 oy, 9 oy için çalıştım. Ben kendim paraladım Karadeniz'de. Burada da gitsin kardeşim. Çalışmıyorsa yorulan gitsin yani. Ben memnunum şu an sen mesela böyle bir şey. Menteşe Belediyesi şöyle bak, şu güzelliğe bak, şu parkın güzelliğine bak. Hele hele mesela yani şunu görüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk Partisi. Ve de halka hizmet eden millere, yani ben böyle görüyorum. Yani ben şahsiyetime ait çok memnunum. Yani halk da memnun. Yani nereye geçsek yeşillik, oturacak yerleri çok güzel. Çok güzel. Sonra halk her konuda memnun. Bak belediye varıyorum, hiç doğru, hiç randevu almak şu bu yok, doğru. Hangi varıyoruz, hiç başka yere de öyle değil ama burası Muğla'mız çok güzel bir yer. Bunun için biz memnunuz. Bir sonraki yönetimde de aynı isimleri görmek ister misiniz? Muğla'da zaten şöyle bir şey, Muğla Cumhuriyet Halk Partisi'ydi, Sosyal Demokrat'ydi. Sonra böyle bir Atatürk Partisi'ydi, Muğla hiçbir zaman için tetlemez. Ben öyle sanıyorum. Menteşe Belediyesi olsun, Büyükşehir Belediyesi olsun, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla'da birinci sırada alacağına eminim. Yani halk, Muğla halkı Sosyal Demokrasi'ydi ve CHP'liydi, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla'da. Ya şunu söylemek istiyorum öncelikle, ben Kötekli'de kalıyorum ve su kesintileri çok fazla oluyor ve saatleri belli olmuyor. Ben çalıştığım için akşamları eve dönüyorum ve eve döndüğüm zaman da doğal olarak duş almak istiyorum ve her açtığımda o su yok maalesef. Bu beni birazcık üzüyor. Özellikle başka şunu da söyleyebilirim. Otobüs fiyatları çok fazla. Her gün merkeze gidip geliyorum ve 18 küsür şu an sanırım galiba. Yakalayamıyorum bile. Git gel bana 50 liraya patlıyor maalesef. O yüzden bu konularda dolayı rahatsızım birazcık. Menteşe Belediyesi'nin bazılarında memnunuz, bazı eksikleri var. Onların da giderilmesi gerekir tabii ki. Konut şeyi konusunda gayet iyi, kat verme konusunda. O konuda gayet iyi. Ama sosyal belediyecilik anlayışı konusunda bir defa şunu yapması gerekir. Nasıl ki Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi geliri düşük halkımız için sosyal politikalar üretiyorsa, bunlardan bir tanesi nedir? Mesela ekmek. Yani herkes bazen ulaşıyor, bazen ulaşamıyor ama Muğla'mızda böyle bir şey yok. Ekmek konusunda halkın ihtiyacı, yani temel gıda maddesi olunca Aydın'a gittiğinizde bakıyorsunuz Büyükşehir Belediyesi harika yapmış. Satış merkezleri kurmuş, et efendim şey merkezleri oluşturmuş. Gidiyorsunuz, halk, herkes istediği gibi oradan alışverişini yapabiliyor ve temiz bir şekilde halk tüketebiliyor. Bu tür şeyler de yapması gerekir. Konu konusunda iyi belediyemizin çalışması. Daha iyi çalışmasını istiyoruz tabii. Peki Büyükşehir'in çalışmalarından memnun musunuz? Tabii bu dediklerimin mesela Büyükşehir daha Muğla'ya kapsamlı çalıştığı için su konusunda kanalizasyon ve su paraları konusunda Büyükşehir'in bir defa şey yapması lazım. Halka yönelik yatırımlar gerçekleştirmesi lazım. Elbette temiz suya ihtiyacımız var, içme suya ihtiyacımız var. Kuyu suyu yerine kaynak suyunu Muğla'ya getirmesi lazım. Bu kaynak suyu nereden gelecekse, nasıl gelecekse yatırım yapması lazım ki gelsin. Su konusunda tabii su da çok pahalı Muğla'da. Onun bir revize edilmesi gerekir. Ben Muğla merkezde oturduğum için bazı şeyleri burası için söyleyebilirim ama Bodrum, Marmaris, Fethiye dediğiniz zaman ilçelerimiz büyük bizim. Oralarda da büyük problemler var su konusunda. Onların da giderilmesi gerekir. Personel konusuna geldiği zaman liyakata dikkat edilmesi gerekir ki ediliyordur diye düşünüyorum. Çünkü bu konuda çok bilgim yok. Çalışmalarında memnunuz. Ben yurt dışından geldiğim için, hani gördüğüm için 10 seneden beri buraya geliyorum. Siz bana sorsanız 10 senede ne değişti? Sadece ağaçlar büyümüş.
Hani başka bir şey yok. Bir de farkına vardığım bir şey var. 12. ayda dönerde adam papatya dikiyor. Yani başka dememe ne var? Hani yollar zaten kırık dökük. Temizlik desen sıfır. Yani insan birazcık çalışsa halkına daha iyi olur. Benim görüşüm bu. Cumhurbaşkanı olmuş olsam belediye başkanları yurt dışına gönderirim. Nasıl çalışıyorlar diye. Şimdi diyeceksiniz yurt dışına gidiyor bunlar. Ben görüyorum gidiyorlar. Nereye gidiyor sorarsanız ben size açıkça söyleyeyim. Kusura bakmayın yanlış anlamayın. Nerede bar var, nerede disco var oralara gidiyorlar. Yani halka yaranacak hiçbir şey yapmıyorlar. Şuraya beni belediye başkanı yapacaklar Muğla Belediyesi'nde. Bana para vermesinler. 5 sene sonra maaşımı versinler. Hoşlarına gitmiyorsa göndersinler. Aynı Almanya'daki gibi. 5 senede ben burayı cennet gibi yapmazsam paramı da vermesinler. Menteşe Belediyesi'nin ve Bahattin Başkanımızın çalışmalarından memnunuz. Ama tabii ki ülkemizin genel bir sorunu, kira sorunu, konut sorunu. Bununla alakalı belediyelerle işte yerel yönetimlerin yan yana gelip bu soruna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Sadece onu talep ediyoruz. Büyükşehir'in çalışmalarından memnun musunuz? Yine Büyükşehir'de de aynı şekilde genel bir şekilde memnunuz ama tabii eksiklikler var. Bunların yine devletle işte yerel yönetimlerin işte geneldeki hükümetin el ele vererek çözülmesi gereken problemler var. Sadece tek başına tabii burada belediye bu sorunların altından kalkamaz. Bunların da bir araya gelerek sorunları çözmesini talep ediyoruz tabii halk olarak. Memnunuz. Tabii eksikliklerimiz elbette var. Fakat özellikle hayvanlara yönelik mama kabı, su, ondan sonra görsel olarak falan. Mesela ben Aydın'a, Kuşadası'na her yere gittim. Marmaris Bozma'na her yere. En güzel, düzenli bir şehir olarak ben Muğla'yı gördüm. Büyükşehir'in çalışmalarından memnun musunuz? Memnunuz. Tabii ki de eksiklerimiz var. Zamanla düzeleceğini düşünüyorum. Ve nitekim düzeldi de. Bazı şeyler düzeldi yani. Şu anda memnunum. Arkadaşlarım olmasa... onlar da memnunum yalnız. Yaptıkları işlemlerde. Hatta onlara dahi yardımcı olmak isterim. Evimin karşısında su kaçağı vardı. Onlar gittiler ettiler. Nereden geliyor, nereden gidiyor işi yapamadılar. Dedim benim evimin önünde var su kaçağı. Bunu Mehmet Güven arkadaşımız söyledi. O benim sınıf arkadaşımdır. O da buldu. Sonra Kafaca'da bir yerim vardı. Bana yol aç verir misin dedi. Açtı. Ondan memnunum. Ya şöyle az çok yeşil. Güzel mi olamaz? Çok memnunum. Çok memnunum. Allah razı olsun. Sayın belediye başkanı olsun. Sayın kaymakam olsun. Yaklaşık tam 4 senedir ben burada tedavi görüyorum. Araştırma hastanesinde. 9 kere bu akciğerden açık kapalı ameliyat oldum. Her şekilde bana ameliyatı olsun desteğinde bulundu. Ve ilaçlarında da destekte bulundu. Allah razı olsun. Muğla vatandaşı, Marmaris vatandaşı ve Bodrum vatandaşı bazen oraya gidiyorum, kalem sehpa satıyorum. Bana çok destekte bulunuyorlar. Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Bugün Muğlalı vatandaşlarımızla Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında konuştuk. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda bahsedebilirsiniz. Kendilerine cevaplarından dolayı çok teşekkür ederiz. Bizi seyretmeye devam edin.